izleyicilerimiz. Yeni bir Bahçe Doktoru programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Doktor Suat Yılmaz. Sizlere Antalya Topal'dan bir kabak serasından sesleniyoruz. Kabak güzel bir bitki. Burada da gerçekten çok güzel yetişmiş. Ben bunu yetiştiren üreticimizi de tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel. Şöyle baktığımız zaman şuna tazecik, güzel güzel dalından kopmuş güzel kabaklar. Güzel beslemiş. Konumuz besleme olduğu için güzel beslemiş, güzel bakmış. Bu yönüyle üreticimizi tebrik ediyorum. Ona teşekkür ediyorum. Dilerseniz bir iki kelime de kompoze gübrelerden bahsettikten sonra tekrar bugünkü konumuza organik gübreler ve organa mineral gübrelerden bahsedeceğiz. Ve bir tane de üreticimiz olacak bu kabakları yetiştiren organa mineral gübre kullanmış. Nedir ne değildir ondan da kısa bir bilgi alacağız. Ama ona geçmeden önce çok kısa olarak ben kompoze gübrelerden de size bahsetmek istiyorum. Kompoze gübreler içerisinde birden fazla mineral ya da organik madde içeren ve bunun içerisinde farklı elementleri içeren gübrelere kompoze gübreler deniyor. Ee, avantajları ne oluyor? Avantajları birden fazla işi aynı anda yaptığınız için aynı zamanda Bitkiye daha dengeli besin verme imkanımız olduğu için Teker teker vermek yerine Bitkilerin istediği olan besinleri Birlikte vermek onların kullanabilme kabiliyeti bakımından Önemli Yani e, Biz ne kadar çok Mineral maddeyi aynı anda bitkiye verebilirsek bitkiler için o kadar sağlıklı olur ancak Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu bizim toprağımızda o vereceğimiz e, mineral maddelere veyahut diğer şeylere ihtiyaç var mı yok mu? Onu tabii toprak ya da yaprak analizleriyle bileceğiz, öğreneceğiz. Onları yaptırdıktan sonra eksik olan şeyleri ne kadar şey eksikse onları kompoze gübreler şeklinde de verebiliriz. Gelelim bu haftaki konuya. Bu haftaki konu bizim... Organik maddeler ve de organa mineral gübreler üzerinde ağırlıklı olarak duracağız. Yani şu ana kadar mineral gübreleri işledik. Organik gübreleri işleyeceğiz. Ondan sonra da organa mineral gübrelere geçip onlar hakkında mümkün olduğu kadar detaylı bilgi vermeye çalışacağız. Belki organik gübrelerin bir kısmını bu, bugün konuşamayabiliriz. Ee, geri kalan kısmını da gelecek programlarda konuşuruz buna geçmeden önce müsaade ederseniz öncelikle e, bu kabakları yetiştiren e, üretimci, üreticimizle, bir konuşalım. E, nasıl iş yapıyor, ne yapıyor o konuda biraz bilgi alalım. E, buyurun efendim. Şenol Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyi misiniz? Allah aşkına hamdolsun. Sizler sor bak. Allah aşkına maşallah çok güzel kabak yetiştirmişsiniz. Böyle baktığımızda hani derler ya keyfimiz çattı. E, güzel Güzel işler yapmışsınız. Bu yönüyle sizi ben tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi bu kabakları yetiştirirken mutlaka bir gübreleme, bakım, besleme programı uygulamışsınız. Yani evet. bu zaten her halinden belli. Ne yapıyorsunuz bu kabaklara nasıl beslediniz? Şimdi kabak bir yaşındaki çocuğa benzer. Evet. İlgi ister, devamlı ilgi ister. Evet. Kabaklarda en ufak, en hassas bir hastalık kesinlikle olmayacak. Aha. Çocuk gibidir aynı. Çocuk gibi bakacaksın, çocuk gibi büyüyeceksin. Kabaklar öyle. Evet. Tamam. Artı sıvı organik gübrelerle e, Tarım İl Bakanlığı'nın vermiş olduğu bize gübreler var. Aha. Belli bir günü birlik verdiklerimiz. Onlarla beraber besliyoruz. Bir Onların şeyler. verdiği program evet. artı e, organik gübreler evet. kullanıyoruz. Sıvı organik evet, gübrelerimiz. Yani e, peki faydasını görüyor musunuz? Yani samimi olarak soruyorum da bunu. Faydasını tabii ki görüyoruz. Gübre olmasa zaten a, topraklar bizim topraklarımız 20 yıldır ekiliyor. Aha. Gübresiz hiçbir şey büyümez. Toprakların özelliği kalktı artık. E, Gübreyle besliyor. Evet. Ne gibi e, fark görüyorsun? Yani diyelim ki bu gübreleri organik mineral ya da organik kökenli evet. gübreleri kullandığınız zaman. E, öncekilere göre ya da şimdi ne fark gördünüz? Ne? Şimdi Geçen evet. yıla göre bu sene başka bir gübreyle tanıştım. de marka diye. Onunla beraber daha iyi Allah'a şükür kalitelik, verim arttırdı, tonajı hızlattırdı. Hı hı. Bu sene organik gübre, çok organik gübre var. Merdiven altı var, pahalısı var, ithali var, ila şeyi var. Bu sene Allah'a şükür şu anda organik gübreyle gidişatımız iyi. İyi yani. yani... da iyi gitmesiyle. O da yardım evet, etti diyorsun. Hem tonajda o zaman. Evet. Peki şeyinde parlaklığında, sertliğinde diğer şeylerde bir fark oldu mu? Tabii ki bu, bu sene direkt ihracata veriyoruz. Mesela biz başladı normalde iç piyasa giderdi. Hı -hı. Bu sene kalitenin sayesinde direkt ihracata Avrupa'ya Ne kadar güzel. Evet. Peki sorma e, sorması ayıp olmasın. E, para ne diyor mu Gavak? Nasıl iyi mi fiyatlar? Şu anda normal ne ölü ne diri ortada diyorsun ortalarda. Yani i̇dare idare ediyoruz. Allah ediyor aşkına yani. şu anda açta açıkta koymayacak şekilde iyi şu anda. Biz biz idare Sağ olun, ediyoruz. Yani gerçekten güzel. Iyi. Ben sevindim çünkü niye bunu söylüyorum? Zaman zaman üreticilerimizi dinliyoruz. En büyük problemi ya arkadaş pazarlamada sıkıntım var. Evet. Ondan sonra e, sattım, paramı alamadım gibi böyle sıkıntılar yaşıyorlar. Ya İnşallah siz öyle yaşamıyorsunuz. Allah aşkına yani. şu anda öyle bir şeyimiz öyle yok. Öyle bir Sağ sıkıntımız ol. yok. Yok. Sattığımızda paramızı alabiliyoruz evet, diyorsun. Aynen. Zaten çiftçi aç adam Para hemen alınıyor. Sıkıntı ya yok. Yani kadar? o harika evet. bir şey yani. Ee, evet. güzel. Ee, peki e, kaban haricinde yetiştirdiğin bitki var mı? Biber var, salatalık var. Biber, salatalık. Evet. Onlar da durum nasıl? Aynen onlar da güzel Allah aşkına şu anda bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok yani. Biraz fiyatlar onlarda kımıldamadı. Onlar düşük, düşük ama. Düşük mü? Yani düşük. salatalık falan çok biberde, Bir 1, 1 lira şu anda. Ee, tabii yani aşağı yukarı düşük. maliyeti gibi bir şey. E, maliyeti. Maliyeti, maliyeti o biraz anda. düşük. Benim kabak ne alemde? Kabak 2 lira 40 kuruş. İyi mi? Güzel. İki fena değil. Yani evet. salatalıklar kıyasladığın zaman salatalıkla gayet güzel. Iyi. Sen domates yapmıyorsun yani. Domates yapmıyoruz. Neden? Biz, biz, yayladan geç geliyoruz. Hı hı. Yayla erken gidiyoruz. Domates yani süre kısa olan süre şeylere kısa bakıyoruz. Olanı yani. evet. Hem evet. yapıyorsunuz ama. Yayla yapmıyoruz. Yayla ya. Dinlenmeye buranın sıcağından kaçıp gidiyoruz. niye soruyorum ben bunu? Şimdi buradaki insanların önemli bir kısmı ama elmalı da. Evet. E, son zamanlarda Söğüt'te, Söğüt, Isparta'da. Aynen. Burdur'un belirli yerlerinde. Evet. Burayı bitirdiğinde yaz yaylaya gidiyor. Yani Yaylada da seracılık yapıyor. Kışın geliyor. Burada seracılık yapıyor. 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 Dolayısıyla hem yazın serinlemeye gidiyor ama orada da boş durmuyor. Boş, Maşallah değil. ne yapıyor? Bir taşta iki kuş vuruyor. Aynı. İki türlü kazanmış oluyor. Evet. Bu yönüyle de kendilerine Kendim büyük olsun. bir İstifayede sağlamış oluyorlar. Şimdi yaylada yerim olsa yapsan iyi bir şey ama evet. bizim yerimiz yok. Sadece evimiz var, yayla yaylada yapıyoruz. Olur Başka inşallah. Yapıyoruz. Bundan i̇nşallah. sonra da olur diyelim. İnşallah. Siz maşallah bakın çok güzel i̇nşallah. kabaklar yetiştirmişsiniz. Evet. Bunları satıp ileride belki oralardan da alıp <laughs> güzel şeyler olur diye ama düşünüyorum. Şu şartlar altında da zor. Biraz zor diyorsun. Zor. Hayırlısı olsun bakalım. Demir olmuş şu para, plastik olmuş bu para ha, çok aynen. zor. Peki şunu sormak istiyorum. Evet. Ee, karşılaştığınız size göre en büyük problem ne bu işlerde? Yani nedir sıkıntınız? Bir de onu dile getirebilirsiniz. En büyük misin? problem bizden yukarıların bu zevsen pahalı olma sebebi. Pahalı diye televizyonlara basması, herkes konuşuyor, olup olmadık herkes konuşuyor. Evet. Sokaktan bilen, bilmeyen herkes konuşuyor. Gelsinler de bir kendileri dersinler bakalım nasıl olacak. Evet. Gözünü yüzünü boyayıp da böyle sokaklarda gezmesi gibi değil bu iş. Zor mu diyorsun? Sabah kalkıyorsun saat 6'da akşam 6'ya kadar seralın içindesin. Çoğu çocuk bilmez. Çocuğun var küçük odur budur bilmez. Evet. Ne burada kreşi vardır ne okulu vardır ne şey vardır. Çiftçi dediğin adam gariban bir adamdır. Evet. Milletin konuştuğu böyle 10 lira 20 lira hepsi yok. Para kazanmıyor. Biz bir yıl bir yıl boyunca zarar edersek 5 yıl bunun çilesini çekiyoruz. Para o borcumuzu ödemek için. Çiftçilik en sıkıntı bu. Yani birincisi evet. e, ürünümüz değer fiyatına gitmiyor diyorsun. Aynı Herhalde öyle. ikincisi de son zamanlarda evet. bu girdi maliyetleri girdi çok maliyeti. pahalı oldu. Geçen sene 110 liraya aldığımız bir çuval 20 kiloluk gübre 220 lira olmuş. Geçen sene 2 lira 40 kuruşa kabak satıyorduk yine 2 lira 40 kuruş. He. Aynı. Girdilerimiz çok arttı, çok arttı, ama evet. malımız aynı seviyede. Aynı. Biz karın tokluğuna çalışıyoruz. Para kazandı diye bir şey yok artık. Çiftçilikte evet. De, çift çift para kazanma önceymiş. Şimdi bitti o işler. Evet. Sadece karın tokluğuna çalışırsan çalışıyorsun. Evet, evet, evet. Aynen öyle oldu. İnşallah bundan sonra iyi olur diyoruz. İnşallah. Size İnşallah. teşekkür ediyoruz. Sağ olun size. Teşekkür. İyi günler diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Sayın izleyicilerimiz, üreticimizi uğurladık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kompoze gübrelerden de bahsettik. Organik gübrelere geçmiştik. Şimdi organik gübreler içerisinde siz de bildiğiniz gibi çok değişik organik gübreler var. İşte çiftlik gübresi var, kanatlı hayvan gübreleri var, organik yeşil gübreler var, yarasa gübresi var, soğulucan gübresi var, işte amino asit içeren gübreler var. Ayrıca kaplama gübreler var. Vinas dediğimiz... Veyahut deniz yosunu olanlar var. Hümük, fülyuk asit, e, potasyum, humat içeren gübreler var. Tabi bunların hepsinden teker teker şu anda bahsetmemiz mümkün değil. Ancak e, organa mineral gübrelerin iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için mineral gübreleri anlattık. Organik gübreler hakkında da kısa kısa bilgi vermemizde fayda var. Yani Neden organa mineral gübre kullanmamız gerektiğinin e, sebeplerini de bilmemiz lazım. Hepimizin de bildiği gibi organik gübreler toprağın fiziksel yapısına çok ciddi katkılar sağlıyor. Bunlar nedir? Organik madde toprağın besin ve su geçirgenlik kapasitesini artıyor. Su tutma kapasitesini artırdığı gibi besinleri iyi tutuyor, geçirgenliğini artırıyor. Organik maddelerin parçalandığında son maddesi nedir? Humatlardır. Hümigasit, filvigasitler. Bunların toprakta çok önemli, çok güzel faydaları oluyor. Dolayısıyla biz bunları toprağa verdiğimiz zaman toprağın fiziksel yapısı önemli derecede artıyor. Toprağın havalanmasına, su tutma kapasitesinin artmasına yani yarılıp çatmalamaların olmasını da engelliyor. Toprağı gevşetip çok güzel bir şekilde tava gelmesini de sağlıyor. Dolayısıyla renginin de koyu olmasından dolayı organik maddece zengin topraklar ne oluyor? Daha kolay ısınıyor, daha güzel verim veriyor. Toprağın sadece fiziksel özelliklerin değil aynı zamanda ne yapıyor organik maddeler? Toprağın kimyasal özelliklerine de olumlu etkileri oluyor. Ne oluyor? Asidik ve alkali toprakları. Biz en iyi nasıl ıslah edebiliriz? En iyi ıslah etmemizin yolu ona organik madde ilavesiyle oluyor. Dolayısıyla bizim organik madde ilave etmemiz toprak asitli ise daha dengeye gelmeye, bazikse yine dengeye gelmeye yardımcı oluyor. Bu yönüyle de organik maddelerin toprağa çok büyük faydası var. Ee, organik maddeler toprağın su tutma kapasitesini artırdığı gibi besinlerin çözelmesini de kolaylaştırıyor toprak içerisinde. Çünkü neden? Toprakta organik madde varsa mikroorganizma faaliyeti fazla demektir. Mikroorganizma faaliyeti fazla ise bir toprakta o toprakta besinler iyi parçalanıp Bitkilerin alabileceği faydalı hale geliyor. Dolayısıyla bizim organik maddeden fayda sağladığımız bir başka konu da bu. Yine yeraltı toprak e, attığımız gübrelerin yeraltı sularına karışmasını önlüyor. Ne oluyor? Toprakta organik madde ve kil varsa bunlar verdiğimiz mineral maddeleri tutuyor. Bitkinin ihtiyacı olduğu dönemlerde bitkiye veriyor. Dolayısıyla bitkilerin daha düzenli ve dengeli bir şekilde beslenmesine de yardımcı oluyor. Yine toprakta bazı elementlerin mesela fosfor fazla olduğu zaman ne oluyordu? Kalsiyum, demir diğer şeyleri tutuyordu. Ama toprakta organik maddemiz fazla olursa bunların kilitlenmiş halini çözecek ancak mikroorganizmalardır. Ne oluyor? Bunları çözüyor hem fosforu hem demirin, bakırın diğer elementlerin düzgün bir şekilde bitkiler tarafından alınmasına imkan sağlıyor. Yine demir kloruzu dediğimiz olaya en büyük sebep topraktaki kireç fazlalığıdır. Topraktaki kireç fazlalığını biz nasıl şey yapıyoruz? Dengeliyoruz. Yine organik maddelerin toprakta bulunmasıyla. Organik maddeler sadece bitkinin kimya, toprağın kimyasal fiziksel yapısına değil Aynı zamanda ekolojik ve ekonomik yönden de faydaları oluyor. Ne yapıyor bizim? Ee, verdiğimiz gübrelerin sızmasını önlüyor. Toprakta tuttuğu için ne oluyor? Bizim gübrelerimiz taban suyuna e, veyahut başka yerlere ka karışmak yerine veyahut buharlaşıp uçmak yerine bizim bitkilerimiz ondan organik madde fazla olduğu için fazla iyi tuttuğu için rahatlıkla faydalanabiliyor. Bizim verdiğimiz gübreler boşa gitmek yerine bitki tarafından alınacağı için ekonomik yönden bize ciddi katkı sağlıyor. Yine bizim bu topraklarda en fazla karşılaştığımız sıkıntılardan birisi de tuzlanma olayı. Yani bir toprağa fazla miktarda mineral gübre verdiğimiz zaman ne oluyor? O toprakta tuzlanmalar ortaya çıkıyor. Bu tuzlanmaları ortadan kaldıracak, tuzlanmayı önleyecek en önemli unsur nedir? Toprağa organik madde kazandırılmasıdır. Organik maddelerin bu yönüyle de ciddi bir faydası oluyor. Dolayısıyla nereden bakarsak bakalım organik maddenin toprağa çok büyük katkısı var. Aynı zamanda bize katkısı var. Yine erozyonu önlemede faydası var. Verim yönünden de ciddi derecede farklar ortaya çıkıyor. Yani bir toprakta organik madde miktarı ne kadar yüksek olursa verimlilikte o kadar artıyor. Yani bizim aynı toprakta diyelim ki or o hiç organik maddesi yok. Organik maddesi %3-4 bu topraklara aynı gübreyi verdiğin halde neredeyse %70'e yakın verim farkı ortaya çıkabiliyor. Yani organik maddesi yüksek olan topraklarda verim daha güzel, daha kaliteli, daha güzel ürünler alıyoruz. O örneğe de ne yapmamız lazım? topraktaki organik madde miktarını artırmamız lazım. Peki artıracağız da biz bunu nasıl artıracağız? Ne yapabiliriz biz buna? Yapabileceğimiz şeyler var. Nedir? Mesela çiftlik gübresi verebiliriz. Tabi burada en önemli püf nokta her zaman söylediğimiz gibi iyi fermento olmuş, iyi yanmış çiftlik gübresi olması lazım. Aksi takdirde içinde nemotot gelebilir, Ondan sonra yabancı ot tohumu gelebilir, hastalık gelebilir, zararlı gelebilir. Bunları önleme açısından en önemli konulardan bir tanesi de bizim çiftlik gübremizin çok iyi yanmış olması lazım. Çiftlik gübresi dediğimiz zaman ne aklımıza geliyor? Daha çok büyük hayvanlar veyahut da keçi koyun geliyor. Bunun haricinde başka ne var? İşte tavuk kanatlı hayvan gübreleri var biz bunları vererek de toprağa organik madde kazandırabiliriz. Yine yeşil gübreleme olarak baklagiller olsun, diğer ürünleri lahanagiller olsun belirli bir dönem ekip bunları tam çiçeklenme aşamasına geldiği zaman çapa makinalarıyla toprağa karıştırarak ciddi derecede hem toprağımıza organik madde kazandırmış oluyoruz hem toprağımızı da güzel bir şekilde Gübrelemiş oluyoruz ve toprağımızın yapısı her yönüyle fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan düzelmiş oluyor. Biz bu şekilde de toprağımıza organik madde kazandırabiliriz. Yine anız atıklarını yakmamamız gerekiyor, özellikle Orta Anadolu Bölgesinde bunu hatırlatmak istiyorum. Gerçekten ee, yakmak yerine biz bu anız artıklarını toprağa karıştırdığımız zaman ne oluyor? Toprağımıza organik madde yani gübre ilave etmiş oluyoruz. Toprağın yapısını düzeltmiş oluyoruz. Su tutma kapasitesini artırmış oluyoruz. Birçok faydası var yani faydalarını daha önce söyledik. O bakımdan bunlar da önemli. Yine bizim bunların dışında hümük, fülük asit dediğimiz bu maddeleri içeren komposttan veyahut başka kaynaklardan, Leonardit, Leonardit'ten veyahut çiftlik gübresinden veyahut başka kaynaklardan, hayvansal veya bitkisel atıklardan yapılmış neler var? Organik kaynaklı, organik veya organa mineral gübreler var. Bunları da vererek biz toprağa ne sağlıyoruz? Organik madde sağlıyoruz. Peki organik madde sağlamamız bize ne sağlıyor? Bize şunu sağlıyor. Mikroorganizmaların daha iyi çalışıp toprağın çok daha güzel bir şekilde kıvama gelmesini, bitki besin maddelerinin daha alınabilir hale gelmesini sağlıyor ve bitkilerimiz bundan daha güzel bir şekilde faydalandığı için bize hem ekonomik fayda sağlıyor hem daha kaliteli ve yüksek verimli ürünler elde etmiş oluyoruz. Bu yönüyle de toprağımızın mutlaka organik maddeler yönünden Zenginleştirmemiz lazım. Şu anda reklamlara gideceğiz ama reklamlardan sonra bizim e, ülkemizde organik topraktaki organik madde ne kadar fakir mi zengin mi onlardan bahsedeceğiz. E, reklamlardan sonra bu konuyu işleyeceğiz. Şimdi bir reklam aramız var. E, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Hayır, seyircilerimiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamlardan önce ne yapmıştık? Organik maddenin faydalarından bahsetmiştik. Ya şimdi birisi de çıkıp şu soruyu sorabilir. Ya kardeşim bunun hiç mi mahsurlu yönü yok? Hiç mi e, e, eksik tarafı yok diye yetersizlikleri yok? Evet var. Şimdi biz istesek de yeterince organik madde bulmada güçlük çekiyoruz. Yani Tüm Türkiye'deki toprakları organik maddeyle zenginleştirmek için elimizde yeterli materyal yok. Nasıl? Şöyle. Yaklaşık Türkiye'de 23 milyon hektar civarında bir tarım arazisi var, kullanılabilir tarım arazisi var. Bunların yüz, çok önemli bak, %95'inde organik madde miktarı çok az. Yetersiz. Yani %1'in altında. Normalde olması gereken miktar %4. Bu şekilde %4 ve alt üzerinde toprak olan yerimiz çok az. Belki %1-2. Topraklarımızın %95'ten fazlası organik madde yönünden çok fakir durumda. O bakımdan bizim topraklarımızı organik madde yönünden zenginleştirmemiz lazım. Evet bunu biliyoruz ama peki bu kadar toprağı Organik maddeyle beslemek için ne kadar organik madde var, sahip olmamız gerekir dersek yaklaşık 1.38 milyar ton. Bu kadar şeyi bizim bir anda bulmamız hiçbir şekilde mümkün değil. O zaman biz bu şeyi elimizdeki mevcut şeylerle yapmamız mümkün değil. O zaman ne yapmamız lazım? Sıra üzelerine veyahut arazinin kullanıldığı yerlere ve mümkünse kullanabileceğimiz damlama borularıyla gübre şeklinde verebilirsek hem toprağımızı beslemiş oluruz hem de bitkimizi aksi takdirde bütün toprakların organik maddeler tarafından bir anda zenginleştirilmesi şu andaki imkanlarımızda mümkün gözükmüyor. Ne ne yönden gözükmüyor? Hem arz yönünden hem lojistik yönünden yani sağlanabilirlik yönünden ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Şimdi organik gübrelerin bir başka sıkıntısı da şu özellikle çiftlik gübresi diğer şeyler eğer daha önce de bahsettik yanmış olmazsa bunların içerisinde nemotottur, hastalıktır, yabancı ottur başka şeyler de gelebiliyor. Buna da özellikle yani bu da bir dezavantajı. Yine e, çoğu organik gübre içerisinde ister çiftlik gübresi olsun ister koyun gübresi olsun ister tavuk gübresi olsun. Besin maddelerinin bazıları yeterli olduğu halde hatta fazla oluyor bazıları da çok eksik oluyor. Yani tam dengeli bitkinin tam istediği bir formu olmuyor. Böyle de bir eksiklikleri var. Ee, yine e, bu eksik ya da fazla olması bizim bitki beslemede bazı sorunlara sebep oluyor. Bütün bu e, dengesizliklerden dolayı insanlar e, düşünüp ya ne yapalım biz bunu nasıl çözeriz? hem organik maddenin eksikliklerini gidermek hem mineral maddenin eksikliklerini giderip ikisini bir araya getirirsek ikisi çok daha iyi bir gübre olur. İkisi birlikte çok daha güzel etki yapar diye düşünülüp son zamanlarda organa mineral gübre dediğimiz gübreler ortaya çıkmaya başladı. Bu gübreler yeni gübreler. Peki nedir organa mineral gübre diye bir soru sorabiliriz. Organa mineral gübre organik maddelerle mineral maddelerin belirli oranlarda karıştırılarak elde edilmesi sonucunda ortaya çıkan bir gübre çeşidi. Yani hem organik madde var içerisinde hem mineral madde var. Şimdi mineral maddenin bir tane iki tanesi değil genellikle çoklu şekilde mesela azotu, fosforu, potası gibi değişik oranlarda da bulunabiliyor veyahut mikro elementlerde ilave edilebiliyor. Dolayısıyla hem organik hümük, flügasitler içerisinde mevcut, hem organik maddesi mevcut, hem de birden fazla bitkinin gelişme dönemine uygun olarak dizayn edilmiş, işte diyelim ki erken gelişme döneminde kullanılacaksa fosfor yönünden ve azot yönünden zengin, diyelim orta dönemde kullanılacaksa azot, fosfor, potasyum dengeli veyahut da bitkinin Meyve döneminde, meyve olgunlaştırma döneminde ise azot ve e, potasyum ağırlıklı ama diğer mikro elementlerin de içinde olduğu değişik organa mineral gübreler e, e, kullanılmakta. Tabi bunlar kullanıldığı zaman ne oluyor? Şu oluyor gerek topraktan damlama sistemiyle veyahut da bizim yapraklardan uyguladığımız zaman çok hızlı bir şekilde hem toprağın iyileşmesi sağlanıyor hem bitkilerin, bu besin maddelerinden azami faydayı sağlaması, o e, sağladığı durumlar ortaya çıkıyor. O bakımdan bu organa mineral gübreler bizim hem organik maddelerin hem de e, mineral maddelerin eksikliklerini telafi etmiş oluyor. Peki neden organ organa mineral gübre? Neden bu gübreleri kullanmamız? gerekir bir avantaj falan var mı diye düşündüğümüz zaman diğer gübrelerle kıyaslandığı zaman kalite ve verimde zaman zaman ciddi farklar ortaya çıkıyor. Şimdi bizim topraklarımızda da siz de biliyorsunuz yüzde birin altında hatta zaman zaman şöyle topraklarımızın yüzde 95'inde yüzde dördün altında organik madde miktarı. E şimdi zaman zaman baktığımızda birçok yerde yüzde birin altında. Hatta sıfır olan yerler var. Yani ağırlık olarak bu bölgede de dahil organik madde miktarına baktığımızda toprak, toprak analizlerinde e, binde ile binde sekiz yüzde biri bile çoğu zaman bulmuyor. Böyle olan topraklarda ne yapmamız lazım? Organik madde miktarını artırmamız lazım ki düzenli verim alalım. Ama bunu yapma imkanımız da yok. Çünkü elimizde yeterli miktarda ne yok? Organik madde yok. O zaman biz bu organa mineral gübreler yapraktan ve damlama sulamayla verilebildiği için bize birçok avantaj sağlıyor. Dolayısıyla hem ekonomik yönden hem diğer yönlerden toprağın ve e, bitkilerin geliştirilmesi yönünden gerçekten çok önemli. E, yine bir toprağımızın besin tutma kapasitesini artırdığı ve verim ve kaliteyi artırdığı için bu e, organa mineral gübrelerin kullanılması önemli. Tuzlanmayı veya alkaliliği de ayarlıyor. O bakımdan önemli. Onu. Bizim şimdi Doğu Karadeniz bölgesinde topraklarımız biliyorsunuz asitli topraklar. Buralarda ise e, yine e, organik madde yönünden de sıkıntılar zaman zaman çekildiği oluyor. Zaman zaman magnezyum, potasyum yönünden sıkıntılarımız oluyor. E, dolayısıyla bu yönden de e, ee, organa mineral gübrelerle takviye her zaman e, bu bölgelere fayda sağlıyor. Şimdi eğer toprakta her zaman söylüyoruz organik madde yoksa ne oluyor? Şu oluyor. Bakın verdiğimiz mineral gübrelerin azotun neredeyse %50'si. Fosforun yüzde on ile %30'u potasyumundan yüzde kırkı bitkiler tarafından alınıyor. Diğer kısmı alınamıyor. Yani bu çok ciddi kayıp. Neden böyle oluyor diye bir soru sorabilir herkes. Şunun için şimdi toprakta organik madde ve kil bitki besin maddelerini tutuyor, onları depoluyor. E şimdi toprakta organik madde ve kil yoksa özellikle kumluysa organik maddesi de yoksa verdiğimiz besin ya yıkanıp gidiyor ya uçup gidiyor. Dolayısıyla bitki bunun yarısını aldığı halde yarısı ya taban suyuna karışıyor ya da havaya karışıyor. Biz cebimizdeki parayı boşa atmamamız lazım. Niye boşa gitsin? Bu hem boşa gittiği zaman boşa da gitmiyor. Zarara gidiyor. Nasıl? İşte taban suyumuza gidiyor. E, havamızı kirletiyor. Göllerimizi kirletiyor, nehirlerimizi kirletiyor. O zaman ne yapmamız lazım? Bunu organik maddeyle verdiğimiz zaman toprakta tutulduğu için Bitkiler bundan faydalanabiliyor bitkiler o besinleri alabiliyor ve az miktarda da verdiğimiz için hem cebimize fayda sağlıyor hem de ürünümüze fayda sağlıyor. Şimdi bu gübrelerin fazla kullanılması ya da bilinçsiz kullanılması hem insanlara hem çevreye hem hayvanlara hem doğamızın her tarafına zarar veriyor. Bunu da iyi bilmemiz lazım. Bu bakımdan gübreleme yaparken bu dediğimiz konulara uymamızda büyük fayda var. Bu organik mineral gübrelerin avantajlarından bahsettik. Yani kullandığımız zaman yani verdiğimiz besinlerin tamamına yakını verdiğimiz gibi bitkiler tarafından alınacağı için bizim için çok önemli. Çoraklaşma ve tuzulaşmayı da Nötralize ediyor yani onların bitkinin çoraklaşması ya da tuzlaşmasını önlüyor. Alkalini düşürüyor. O yönüyle de bizim e, büyük fayda sağladığımız e, gübreler bunlar. Şimdi organik mineral gübrelerin yine e, zararlı mantar, bakteriye ve yabancı ot geliyordu organik maddeli köken e, gübrelerden. Organik, organa mineral gübrelerde ise böyle bir durum söz konusu değil. Yani herhangi bir hastalığın ya da yabancı ot tohumunun diğer şeylerin gelmesi mümkün değil. Çünkü bunlar çok güzel bir şekilde steril halde üretildiği için ve kontrollü şekilde üretildiği için böyle de büyük bir faydası oluyor. Çünkü öyle rastgele üretimi söz konusu değil, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu yönetmelikler çerçevesinde ve ciddi denetim, sonucunda elde edilen gübreler olduğu için gerçekten e, kullanımları da son derece güvenli. Şimdi bünyesinde birçoğunun kükürt oluyor. Kükürt olduğu zaman eğer toprağımız alkali yapıdaysa e, pH'sının düşmesine ve toprağın daha düzenli bir şekilde e, verimli hale gelmesine katkı sağlıyor. Verim ve kalitenin artmasında da önemli e, faydası oluyor. E, organik kökenli organa mineral gübrelerin bünyesinde humik fulvik asitler de bulunuyor. Bunların birçok faydası var ama en önemli bana göre iki faydası. Birincisi verdiğimiz gübrelerin içerisindeki besinleri veyahut da toprakta bulunan besinleri ne yapıyor? Bunlar şelatlıyor. Şelatlama neydi? Onların üzerine kaplayıp bitki tarafından alınabilir forma konulması işlemiydi. Bu işlemi de bu organa mineral gübreler içerisinde bulunan hümük ve füllük asitler yapabiliyor. Toprağımızın su tutma kapasitesini artırdığı için hem besinlerin tutulmasını hem toprağın e, uzun süre e, toprak e, nemini sağlamasını e, uzun süre tutmasını da sağlıyor. E, yine e, toprağın yapısı düzeldiği için Bitkiler, tohumlar toprağa ekildiği zaman onların daha düzgün mütecanis çimlenmesini ve kök sisteminin daha düzgün oluşmasını, daha saçaklı bir kök yapısının almasına da faydaları oluyor. Besin maddelerinin eğer tuzlu ya da alkali olduğu zaman veyahut da asidik yapıda olduğu zaman toprağa bağlanıyor. Ama organo mineral gübreler organik maddeyle beraber verildiği için, ne oluyor? Bunların toprağa bağlanmak yerine bitkiler tarafından alınması sağlanıyor, sağlanıyor. Bu da bir başka faydası. Bunlardan ötesi de ya daha kaliteli, yüksek verim aldığımız için hem cebimize hem doğaya her yönüyle de büyük faydası oluyor. Peki şu soru sorulabilir. Ya bu kadar anlattın ama bunlar nasıl gübre? Ne bulunuyor bunların içerisinde? Ne var diye sorduğumuz zaman organik maddelere ilaveten Azotlu yani organik mineral gübre olup azot bünyesinde azot içerenler var. Azot fosfor içerenler var. Azot e, potasyum içerenler var. Azot fosfor potasyum içerenler var. Daha ötesi ikinci element dediğimiz kalsiyum, kükürt, magnezyum. Aynı zamanda mikro elementlerden demir, çinko, bor, mangan, bakır gibi mikro elementleri de bünyesinde bulunduran... Değişik formlarda katı formda olanlar var, sıvı formda olanlar var, pelet formunda olanlar var. Çok değişik organa mineral gübreler piyasada mevcut. Tabi bunlar da önemli konu nedir? Önemli konu bunların merdiven altı olmaması. Yani gübre üretim ruhsatlarının olması, etiketlerinin olması, ayrı zamanda denetimden geçmiş olması, seri numaraların bulunması ve içerisinde, vaat edilen yani e, şunlar 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 bulunur diye yazıldığı zaman etiketinde onların mutlaka o kutu içerisinde de bulunması gerekir. Ciddi firmalarda ya da kendilerini düzenli bir şekilde kontrol eden ya da ettiren firmaların e, ürünlerinde bir sıkıntı yaşanmıyor ama zaman zaman bu sektörde de her sektörde olduğu gibi zaman zaman sıkıntılar yaşanabilir. Bunlar Mineral maddelerde neler konuyor? Peki organik madde kaynağı olarak neler konuyor bu organa minerali gübrelerin içerisine derseniz onlar içerisinde de şunlar var. Leonardit'ten yani bir çeşit kömür diyelim yani insanların anlaması için kömürün üst tabakasında oluşan bir tabaka. Yani Leonardit'ten kaynaklanan organik kökenli maddeler var. Yine kompost kökenli eee Organik mineral gübrelerimiz, gübreler var. Bunun haricinde bitkisel kökenli bitki atıklarından elde edilen organal mineral gübreler var. Yine hayvansal atıklardan elde edilen organik kaynaklı gübreler var. Yani tekrar saymak istersek lanardit kaynaklı, kompost kaynaklı, bitkisel kaynaklı ve de hayvansal kaynaklı olmak üzere bizim aşağı yukarı 4 çeşit organik madde kaynağımız var. Bunların içerisinde de değişik mineral maddeler, değişik oranlarda bitkinin ihtiyacına göre, gelişme dönemine göre, toprağın yapısına göre çok değişik dizayn edilmiş gübreler söz konusu. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ne oluyor? Bitkiler bundan daha yüksek seviyede faydalandığı için hem kendilerine fayda sağlanıyor, hem de bizlere fayda sağlıyor. Şimdi. Bunları anlattıktan sonra bunlar nasıl kullanılır? Ne zaman kullanılır? Biraz da onlardan bahsedelim. Öncelikle benim tavsiyem hangi ürün olursa olsun yapmamız gereken iş şu. Üretici firmanın etiket bilgilerine bakmamız lazım. Bakın buralarda yazıyor. Bu firma nasıl kullanın demiş çünkü denemesini araştırmasını onlar yaptığı için ve bu tescilden geçtiği için tescilde de bunlar ciddi derecede inceleniyor. Bir hata var mı yok mu? Eğer yönetmeliğe aykırı bir durum varsa zaten onların üretilmesine de izin verilmiyor. Etiket bilgilerine birincisi uymamız lazım. şimdi bunların katı sıvı formları var. Ona göre kullanmamız lazım. Tabandan kullanılan taban gübreleri olduğu gibi yapraktan kullanılan organik mineral gübreler de var. Bunların bir başka özelliği de suda çok iyi eridiği için damla sulama sistemiyle de rahatlıkla verilebiliyor ve e, bitkinin besin ihtiyacına, topraktaki eksikliğe, iklim durumuna ve ne hedeflenen ürün durumuna göre de e, bunların içerikleri değiştirilebiliyor. O bakımdan e, bu güzelliği de var. Şimdi genel olarak ne zaman kullanılır diye bir soru sorulabilir. Yani biz bu kardeşim tamam söyledin ama bu organa mineral gübreleri ne zaman kullanacağız dediğimiz zaman şimdi bitkinin erken gelişme döneminde içerisinde organik madde azot ve fosfor magnezyum, kalsiyum ve mineral e, mikro elementlerde olabilir. Eğer eksikliği çekiliyorsa bu tip gübreler. Yani temel olarak organik madde artı azot fosfor bitkinin erken döneminde. Yine orta dönemde bitkinin dengeli gelişme döneminde yani bitkinin üzerinde hem meyveler var hem de yaprakları her şeyi oluşmuş. Bu dönemde ne yapacağız? Organik madde artı azot, fosfor, potasyum ama ihtiyaç duyulduğunda diğer mikro ve ikincil elementlerinde olduğu organa mineral gübreleri. En son olarak da meyve olgunlaşma döneminde bize ne lazım? Şunlar lazım. Mutlaka azot lazım yine. En önemlisi potasyum ama potasyumun yanında kükürt, kalsiyum bunlar da çok önemli elementler beraber çalışması lazım. Aynı zamanda iz elementlerden de birçoğuna bu dönemde ihtiyaç duyuluyor. Onların da olduğu organa mineral gübreleri kullanmamızda fayda var diye düşünüyorum. Yine şimdi bunlar nasıl üretiliyor ya başı boş mu diye sorulduğu zaman yok öyle bir durum söz konusu değil. Bu göbre gübreler belirli bir yönetmelik çerçevesinde üretiliyor. Bakanlığın çıkarmış olduğu tarımda kullanılan organik organik mineral ve mikrobiyal kaynaklı gübrelere dair yönetmelik var. Bu yönetmelik çerçevesinde bütün bunlar hepsi e, e, imal ediliyor bu yönetmelikte de hangi gübre işte azotlu gübreler, fosforlu gübreler, potaslı gübreler veyahut bunların birli, ikili, üçlü veyahut dörtlü, beşli karışımları en az ne kadar olması lazım, hangi elementten, organik madde ne kadar olması lazım gibi konuların hepsi ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş. Bu özellikleri taşımayan gübrelerin ruhsat alması mümkün değil. O bakımdan çok ciddi bir denetim ve kontrolden de geçtikten sonra piyasaya sürülüyor. Bu yönüyle de e, denetimli bir gübre diyoruz. Sanıyorum bu haftada programımızın sonuna geldik diyor. Sağlıcakla kalın, esen kalın diyoruz. Hoşçakalın.